11'i gösteriyor. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Türkiye ve dünyadan gelişmelerle yaklaşık 2 saat boyunca karşınızda olacağız. Sıcak gelişmeler var. Detaylara birazdan bakacağız ama haberlerden önce manşet haberleri hızlıca ekranlara getirelim. Acı haber dün akşam saatlerinde geldi. Bursa'da Kestel ilçesinde başlayan aşırı yağış sele neden oldu. 5 kişi hayatını kaybetti. 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. İlerleyen dakikalarda Bursa'dan o selin yaşandığı noktadan son bilgileri alacağız. Arama çalışmalarına ilişkin detaylara bakacağız. Bir başka sıcak gelişme, acı haber, terörle mücadeleden geldi. Pençe Kaplan operasyonu kapsamında teröristlerle girdiği çatışmada bir Mehmetçiğimiz şehit düştü. Operasyona ilişkin sıcak bilgiler de var. Operasyona dair o bilgileri de yine Şırnak'tan canlı bağlantılarla ilerleyen dakikalarda alacağız. Tabii ki bir yandan da tabii koronavirüsle mücadele notları var. Bu kapsamda bugün itibariyle 81 ilin tamamında maske takmamanın cezası da belli oldu. Maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Türkiye'nin tamamında. Ama bir yandan da koronavirüsle mücadelede olumlu, umutlandırıcı haberler geliyor. O haberin adresi ise Çin. Çin'de aşı çalışmalarında bir adım daha ileri gidildi ve faz 2 aşamasına geçildi. Yani başka bir deyişle artık aşıya bir adım daha yaklaştık diyebiliriz. Ve Libya diyeceğiz. Gündemin bir başka sıcak başlığı, hafta sonuna damgasını vuran gelişme. Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi yapmış olduğu açıklamada Sirte'yi kırmızı çizgisi olarak ilan etmişti Mısır'ın. Libya'dansa çok sert açıklama geldi. Libya kırmızı çizgi ülkenin tamamıdır dedi ve Mısır'a yönelik ağır açıklamalarda bulundu. Bölgedeki sıcak gelişmenin detaylarına bakacağız ama öncelikle dün akşam yaşanan sel felaketinin detaylarına bakalım. Kestel ilçesinde aşırı yağışlar bir felaketle sonuçlandı sayın seyirciler. 5 kişi hayatını kaybetti. Selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları ise halen sürüyor. Sel felakete yol açtı. Hem can aldı hem de kayıplara neden oldu. Bursa kuvvetli sağanağa teslim oldu. Kestel ilçesinde taşkınlar meydana geldi. Bizim yeğenimiz vardı. O da sele kapılmış geldi. Onu yakalamaya çalıştık. Yani inanılmaz bir şey. Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu mahallelerinde sel sonrası ortalık savaş alanına döndü. Ben böyle 60 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Sele kapılan çok sayıda kişinin olduğu ihbar üzerine tüm ekipler seferber oldu. Aynı aileden 7 kişi Kayacık mahallesinde sele kapıldı. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Kurtaramadık onu da. Babasını da burada kurtardık. Köy meydanına kadar gelmiş, su getirmiş. Burada çektik aldık. Engelli Kader Akbaba ise sel suyunun bastığı evinden çıkamayınca hayatını kaybetti. 24 yaşında engelli. Kimse gelmedi yardıma. Çok bağırdım, çok çağırdım ama kurtaramadım. İçeri giriyordum ama sel beni de götürdü. Ufak çocuğum vardı, bıraktım onu ama kurtaramadım çocuğu. Bölgede ekipler bir yandan kayıp kişileri aradı, bir yandan da enkazı kaldırdı. Hasarın en fazla olduğu köylerden bir tanesi Dudaklı Köyü. İşte bu köyde araçlardan bir tanesini görüyorsunuz. Sel sularıyla birlikte bu araç adeta toprağın altında kaldı. Misafirlerimiz de vardı burada, yemeğe hazırlanıyorduk. Dışarıdan su gelmeye başladı. Ne oluyor diye dışarı çıktım ben, kapıya doğru. Dışarı çıktım, baktım arabanın teki kayıyor, bizim kendi arabamız. Hemen onu kurtarmak için anahtarı aldım, geldim. Araba kapının önünden geçti. Şu an görüntülerde net bir şekilde görüyorsunuz. Burada birçok ev var ve bu evlerin neredeyse tamamı sel sularından sebep büyük hasar görmüş. Bakın bir traktör. Ben traktörün yanına gelmek istiyorum ki fark edin ne kadar yükseklikte olduğunu. Tamamen sel sularıyla birlikte adeta toprağın altında kalmış traktör. İşte kaya parçalarını görüyorsunuz. Şu an itibariyle iş makineleri bu yolu da açmak için çalışıyorlar. Bir yandan da Süleyman Soylu da bizimle birlikte bu tarafa doğru geliyor. İşte bu bölgedeki çalışmaları da yerinde incelemek için. Bakın ekipler şu anda evin içerisindeki suyu tahliye etmek için farklı bir yöntem geliştirmiş. Evet, açılan delikle evin içerisinden. Burak biraz yaklaşır mısın? Kazmayla kırıp. Evet, kazmayla kırıp duvarı delip evin içerisindeki suyu bu şekilde tahliye etmeye çalışıyorlar. Seviyesi şuraya kadar.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye gidip çalışmaları yerinde takip etti. Arkadaşlarımız çaba sarf edecekler. Hasar tespitleri konusunda hasar tespitleri yapıldıktan sonra vatandaşlarımızın bu konudaki karşı karşıya kaldığı mağduriyetlere cevap verilecektir. Bölgede hasar tespit çalışmaları kısa sürede başlatılacak. Bir tane sağlam eşyam kalmadı avucum. Bir tek canımızı kurtardı. Başka bir şeyimiz yok. Bursa'da dün geceden beri tam bir felaket yaşanıyor. 5 kişi hayatını kaybetti. Bir kişiyi arama çalışmaları halen devam ediyor. Haberimizde de ekranlara getirdik. Şimdi olayın yaşandığı noktaya gideceğiz. Bursa'ya kameralarımızı çevireceğiz. Hakan Süer, olayın duyulduğu ilk andan itibaren Bursa'da bize gelişmeleri aktarıyor. Peki Hakan, son durum ne? Kayıp vatandaşımıza ilişkin müjdeli bir haber var mı? Hemen sözü sana bırakalım. Gökhan, 5 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişi ise arama çalışmalarının devam ettiği bölgede gerçekten büyük bir afet yaşanıyor. Aslında hasarın en fazla olduğu, biz şu anda o köydeyiz. Hemen kameraman arkadaşım göstersin. Aslında bu köydeki hasarın en büyük nedenlerinden bir tanesi, ki hemen kameraman arkadaşım size gösterecek, İşte bu bölgeden gelen yoğun su birikintisi bölgeye ciddi anlamda hasar verdi. İlk hasar verdiği ev, işte görüntülerde de görmüş olduğunuz bu bina oldu. Binanın birinci katı artık tamamen yok. İşte sel suları o kadar şiddetliydi ki bir binanın altını tamamen kaldırdı. Aslında suyun o kadar şiddetli olduğunu göstermek için bu kaya parçasını da göstermek belki de yeterli olacaktır. Belki de tonlarca ağırlığında, bunun gibi yüzlerce kaya parçası işte o sel suları ile birlikte bu bölgeden sürüklenerek köy merkezine doğru gittik. Burak, benle birlikte dönersen sen de daha büyük bir kaya parçası göstermek istiyorum. İşte neredeyse benim boyum kadar bir kaya parçası, ki oldukça büyük ve bunun gibi belki de yüzlerce kaya parçası köy meydanına kadar gitti ve evlerin içine de girdiğini söyleyebiliriz. Yavaş yavaş biz köyün merkezine doğru gidelim. Hasarın en fazla olduğu yere. İşte hemen şunu da belirtelim. Kader, hayatını kaybeden 24 yaşındaki engelli vatandaşımız hemen karşıda görmüş olduğunuz 4 katlı binanın zemin katındaydı. İşte sel suları ne yazık ki Kader'in hayatına mal oldu. İşte görüyorsunuz, zaten hem kaya parçaları hem ağaçlar tamamen bölgede ciddi bir hasar vermiş. Burak, dikkat et, düşme. Evet, görmüş olduğunuz gibi biz de yavaş yavaş o bölgeye doğru gitmek istiyoruz. Özellikle bir ağaç, bir katlı bir ev tamamen adeta traktör de var önünde. Tamamen yıkılmış. Sadece kemik iskeleti duruyor. Hemen Burak, bu tarafı da gösterirsen. Bölge oldukça geniş bir arazi. Tabii şu da önemli. Bölge oldukça tarım arazisi olduğunu söylemiştik ki yaklaşık 24 köyünde burada etkilendiğini söylemekte fayda var. Hemen bilgilerde ben sizle paylaşmak istiyorum. Oldukça önemli. Başta en fazla etkilenen köyler şu an bizim de içinde bulunduğumuz Dudaklı Köyü başta olmak üzere Gözlük, Narlıdere, Sarıkaya, Kayacık, Sankalar, Sarıağıl gibi köyler. Toplam 26 köy hasar görmüş durumda. İşte bu hasar gören köylerle ilgili de çalışmaların başladığını söyleyebiliriz. Hem İçişleri Bakanlığı hem Tarım Bakanlığı bölgede hasar tespit çalışmalarını da sürdürüyor. Peki arama çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları ne durumda? O konuda da ben bilgi vermek istiyorum. Şu an itibariyle 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söylemiştik. İşte bir kişi kaldı. O bir kişinin de bulunması için yaklaşık 250 kişilik ekip, AFAD, jandarma ve özel eğitimli arama kurtarma köpeklerinin de içinde bulunduğu çok sayıda ekip o kayıp olan bir kişiyi de bulmak için yoğun bir mesai harcıyor diyelim. Sözü buradan şimdilik size bırakalım, Gökhan Kurt. Böyle notları için teşekkür ederim. Hakan felaket bölgesinden gelişmeleri bizlere aktardı. Bir yandan da günün bir başka sıcak gelişmesiyle devam edeceğiz. Zehir tacirlerine sayın seyirciler göz açtırılmıyor. Diyarbakır'da narko terör operasyonu düzenlendi. Bu operasyonda tam 7 milyon 571 bin kök kenevir ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Lica kırsalında şehit jandarma er Muammer Gür narko terör operasyonu yaptı. Operasyonda 89 farklı noktada 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ve 1 ton 600 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Ekipler ayrıca çalılar arasına gizlenmiş 8400 metre uzunluğunda su hortumu ve borusuyla 6 su motoru buldu.
Zehir tacirlerinin bölgede ekili keneviri sulamak yapay sulama havuzu da oluşturduğu tespit edildi. Diyarbakır Valiliği, kenevirin son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğunu açıkladı. Öte yandan Bağlan Mahallesi'nde yapılan aramada güvenlik güçlerinin geldiğini fark ederek elindeki uyuşturucuyu yere atıp kaçmaya çalışan bir kişi de yakalandı. Terörle mücadelede hız kesmeden devam ediyor. Operasyonun adı Pençe Kaplan. Haftanın bölgesinde gerçekleşen operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Peki operasyona ilişkin son durum ne? Son bilgiler ne? Şırnak'a gideceğiz sıcak noktaya. Mehmet Sabri Uğurbaş karşımıza. Mehmet, kolaylıklar dileyelim. Operasyon tüm sıcaklığıyla devam ediyor dedik. Peki son bilgiler neler? Gökhan, evet, Pençe Kaplan operasyonu Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde başarıyla devam ediyor Mehmetçik. Hem gündüz hem gece bölgeye intikal etmeye devam ederken karadan da ilerleme sürüyor. Çok sayıda mühimmat, mağara ve sığınakta ele geçiriliyor bölgede. Tabii maalesef üzücü bir haber de geldi dün gece saatlerinde. Piyade uzman onbaşı Ertuğrul Köse operasyonda şehit düştü. Şehit Osmaniye'de, memleketi Osmaniye'de defnedilecek. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii operasyon devam ediyor. Mehmetçik bölgede terör örgütünün inlerine tek tek girmeye devam ediyor şu anda. Şu ana kadar bölgede 150'den fazla mağara, sığınak ve barınak Mehmetçik tarafından tespit edilerek imha edildi. Bu barınak ve mağaralarda çok sayıda mühimmat da ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlara baktığımızda şu ana kadar bir RPG-7 silahı, bir RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği, bir çanta ve içerisinde 3 adet el bombası, 200 uçak savar mühimmatı, bir telsiz düzenekli el yapım patlayıcı, uzaktan kumandalı EYP yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, bir telsiz, bir dürbün, iki termal şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen bu malzemeler ve bu malzemelerin içinde bulunduğu mağaralar Mehmetçik tarafından imha edildi. Şu ana kadar dediğimiz gibi 150'den fazla mağara tespit edilerek Mehmetçik tarafından imha edildi. Öte yandan bu mağara ve sığınakların etrafına terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapım patlayıcı ve mayınlar da bir bir imha ediliyor. Şu ana kadar 170'den fazla EYP ve mayın Mehmetçik tarafından, bölgedeki METİ timlerimiz tarafından imha edildi. Karada fırtına öbüslerimiz ve çok namlulu roket atar bataryalarımızın yanı sıra havada da silahlı insansız hava araçlarımız ve F-16'larımızla bölgede 700'den fazla terör hedefi vuruldu. Mehmetçik zorlu arazide mücadelesini vermeye devam ediyor. Yalnızca teröristlerle değil, Kuzey Irak'ın Haftanin'in sarp kayalıkları ve yamaçları, aynı zamanda zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcaklıkla da mücadele eden Mehmetçik omzunda 40 kilogramlık yüküyle bölgede amansız takibini sürdürüyor ve bu amansız takipte şu ana kadar çıkan sıcak çatışmalarda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz gün ZAP bölgesine düzenlenen hava harekatında da 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Dolayısıyla Kuzey Irak bölgesinde şu ana kadar 11 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon başarıyla devam ediyor Gökhan. Mehmet Sabri Uğurbaş'a teşekkür ederim. Terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Hem Pençe Kartal hem de Pençe Kaplan operasyonu ilişkin detayları ekranlara getirdik. Ancak şimdi 2018 yılına döneceğiz. 2018 yılında bir ismin yapmış olduğu açıklamaya bakacağız. O isim CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel. 2018 yılında operasyonlar yapılırken Kandil'de terörist yok, o operasyon neden yapılıyor sorusunu sormuştu Özgür Özel. Ancak o soruyu sorulduğu tarihten bugüne kadar gerçekleşen operasyonlarda tam 800 terörist etkisiz hale getirildi. Kimse, herkes biliyor ki Kandil'de PKK unsurları kalmamıştır. Kandil'de PKK'lı yok demişti. Ancak CHP'li Özgür Özel'in o açıklamayı yaptığı 2018 yılından bu yana Kandil'de 800'den fazla terörist öldürüldü. Şimdi 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'yle Özgür Özel bir şey söylemişti. İlginç bir şeydi. Kandil'de terörist yok demişti. Bakın 2018'den günümüze bu bölgede öldürülen terörist sayısı 800. Yani terör yuvası haline gelen bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve bu bölgede teröristler artık ara bul yok et yerleş konseptiyle birlikte bulundukları inlerinde yok ediliyorlar ki şu an bölgede Milli İstihbarat Teşkilatı destan yazıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yerelde 500 ve ayrıca 500 ve 50'ye yakın casus drone'u bölgede görev yapıyor ve teröristler
artık bulundukları yerlerde gelen bilgiler istihbarat doğrultusunda silahlı İHA'larımız tarafından havadan yok ediliyorlar ki bu gerçekten çok çok önemli. Son 5 yılda bölgede öldürülen terörist sayısı 25 bine yakın. CHP her fırsatta sınır ötesi operasyonlar için karalama kampanyası yürütüyor. Bir labirente her köşesinde mayın olan bir labirente Mehmetçiği niye sokuyoruz? Afrin'e şimdi girmek için bağırıp duruyorlar. Bağırıp çağırıyorlar. Önce siz diplomasiyi sonuna kadar zorlayacaksınız. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de Kandil'de terörist mi var sözleriyle büyük tepki toplamıştı. Oysa Mehmetçik bölgede yüzlerce PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. Kimse, herkes biliyor ki Kandil'de PKK unsurları kalmamıştır. Güya son dönemde işte bilmem Kandil'e operasyon falan yapacaklarını söylüyorlar. Yapabilirler, gelsinler. PKK terör örgütünün girilmez dediği Haftanin'de komandolarımız PKK'nın şah damarını kesti desek yanlış olmaz. Mehmetçik, Pençe Kartal ve Pençe Kaplan operasyonlarıyla sınır ötesinde destan yazıyor. Bir başka sıcak gelişmenin detaylarına bakma zamanı. Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Seri'nin eski emir astsubayı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Zanlının sorgusu ne aşamada? Bu sorunun yanıtına bakalım. A Haber muhabiri Barış Türel karşımızda olacak. Sözü hemen Barış'a bırakalım. Gökhan Kurt, teşekkürler. Aslında son dakika gelişmesini günler önceden vermiştik ve bu yayınlarımızda gelişmeleri aktarmıştık. TSK'da ki kripto FETÖ'cülerin deşifresine yönelik soruşturmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu soruşturmalardan birinde Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu. Ve bu kapsamda Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Sirin'in emir astsubayı kıdemli başçavuş MK adlı şüpheliye uzandı soruşturma. Ve Cumhuriyet Başsavcılığı bu şüpheliyi silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalattı ve arama kararı çıkarttı ve şüpheli Ankara'da polis ekipleri tarafından kaldığı lojmanda yakalanarak gözaltına alındı. Hemen ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı için Malatya'ya getirildi ve Malatya'da yaklaşık 3 gündür emniyetteki sorgusu devam ediyor ve buradaki işlemleri devam ediyor. Tabii bugün aldığımız son dakika bilgisi bugün mahkemeye sevk edileceği yönünde, ancak henüz net bir bilgi yok. Sorgulama işleminin devam ettiğini belirtelim. Biz gelişmeleri daha önce aktarmıştık. Zanlı şüpheli Tümgeneral Ali Seri'nin uzun süredir yanında olan emir astsubaylı görevini yürüten bir şüpheliydi. Bildiğiniz gibi Tümgeneral Ali Seri'nin 2016 yılında FETÖ'nün darbe girişiminin hemen ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevine getirilmişti ve 2019 yılında da yaş kararıyla Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı görevine getirilmişti ve kritik bir görevdeydi. Son bir yıldır şüpheli emir astsubaylığı görevini yürütmüyordu, ancak o süreçten 2016'dan yaklaşık 2019 yılına kadar emir astsubaylığı görevini yürüttüğünü ve bu kritik görevlerde Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Sen'in yanında olduğunu belirtelim. Tabii kritik dosya kritik olunca savcılık dosyayı ve soruşturmayı mercek altına aldı, daha da genişletti. Bu kapsamda şüphelinin daha önce irtibatlı olduğu kişiler, telefon görüşmeleri ve daha önce çalıştığı yerlerde mercek altında derin bir soruşturma yapılıyor. Bir kez daha belirtelim. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Bugün itibariyle sorgusu tamamlanır tamamlanmaz adliyeye sevk edilecek diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım Gökhan Kurt. Evet, Barış'a notları için teşekkür ederim. Günün bir başka sıcak gelişmesiyle devam edeceğiz. Fransız gizli servisi için istihbarat toplayıp Fransa'ya veren 4 kişilik bir hücre çökertildi. Casusluk hücresinin Türkiye'deki muhafazakar dernekler, cemaatler ve Diyanet İşleri personeli hakkında istihbarat toplayıp Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na verdikleri belirlendi. Fransa'ya çalışan casuslara suçüstü yapıldı. 4 kişilik hücre çökertildi. Casusluk hücresinin Türkiye'deki muhafazakar dernekler, cemaatler ve Diyanet İşleri personeli hakkında istihbarat toplayıp Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na verdikleri belirlendi. Skandal, sahte MIT kimliği kullanan Metin Özdemir adlı kişinin kendisini kullanan Fransız casus yöneticileriyle anlaşmazlığa düşüp polise itiraflarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Özdemir ve hücrede yer alan 3 Türk tutuklandı. Haber
Hafta sonuna damgasını vuran bir gelişmeyle devam edeceğiz. O gelişmenin adresi Libya. Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, Libya'ya özellikle Sirte bölgesine yönelik bir müdahalenin kırmızı çizgisi olacağı uyarısında bulunmuştu. İşte bu skandal açıklamaya Libya'dan çok sert bir yanıt geldi. İşte o açıklama. Savaş ilanı olarak görüyoruz. Bu sert açıklama Libya hükümetine ait. Libya hükümeti basın ofisi Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin askeri müdahale açıklamasına yanıt verdi. Yapılan yazılı açıklamada Libya'nın egemenliğine tecavüz ve iç işlerine karışma anlamına gelen Sisi'nin açıklamalarının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Sisi'nin askeri müdahale açıklaması içinde savaş ilanı olarak görülür ifadeleri kullanıldı. Libya hükümeti Sisi'nin Libya ile askeri anlaşmaya varma yönündeki ifadelerine de cevap verdi. Hükümetin Libya devletinin tek meşru temsilcisi olduğu ve anlaşmalarının, ittifaklarının biçim ve türünü tek başına belirleme hakkına sahip olduğu hatırlatıldı. Hafter'in yenilgiye uğratılmasının ardından bu ülkelerin siyasi çözüm ve diyalog sözleri etmeye başladığını aktaran Libya hükümeti, şimdi bu ülkelerin de askeri müdahale tehdidinde bulunduğuna işaret etti. Libya hükümeti açıklamasında Libya'nın tamamı kırmızı çizgidir ve kırmızı çizgiler alevli açıklamalarla değil, şehitlerin kanı ile çizilir ifadelerine yer verdi. Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Sisi, Mısır ordusunun gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği mesajını vermişti. Libya'da neler oluyor? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Libya'dan gelen yanıt ve olası Sirte operasyonuna ilişkin son durum. Bu soruların yanıtına bakalım. Kameralarımızı Trablus'a çevireceğiz. Anadolu Ajansı Libya muhabiri Enes Canlı karşımızda. Enes, kolaylıklar dilerim. Tansiyon giderek yükseliyor Libya'da. Öncelikle Libya'dan gelen açıklamanın detaylarına bakalım. Sonra da olası Sirte operasyonunu konuşacağız. Gökhan Kurt, cumartesi günü Abdülfettah Sisi'nin ülkesinin batısında Libya sınırı yakınlarındaki yaptığı açıklama Libya'da her seviyeden tepkiyle karşılandı. Libya hükümeti yetkilileri bu açıklamanın yapıldığı günden itibaren Libya hükümetine bağlı farklı devlet kurumları, parlamento, hükümet, Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi büyükelçiliği, diğer siyasiler ve sivil zamanda da askeri liderler, bunların tamamı bu açıklamayı sert sözlerle eleştirdi. Dün Libya hükümetinin açıklaması çok dikkat çekiciydi. Bu açıklamalarını ülkelerin içinde bir kırmızı çizgi çekeceklerini söyleyen açıklamanın bir zamanı olduğunu söyledi. Aynı zamanda Libya hükümeti Libya ile Sisi'nin Libya ile anlaşmaya varmak yönündeki ifadelerini karşı Libya hükümetinin ülke içinde anlaşmaları yapabilecek, ittifakları belirleyebilecek tek meşru yapı olduğunun altını çizdi. Diğer söylediği bir ifade daha vardı ki zaten Sisi'nin bu açıklaması en çok tepki çeken kısımda Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir, geçilmesine müsaade etmeyeceğiz demişti Sisi. Buna karşılık Libya hükümeti Libya toprağının tamamı kırmızı çizgidir ve alevli açıklamalarla değil şehitlerin kanıyla çizilmiştir diye karşılık verdi. Peki sadece Libya hükümeti mi tepki verdi? Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi büyükelçisi Tahir es-Sünni dün akşam bir açıklama yaptı. Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki silahlı aşırı görüşlü terör örgütü gruplarına karşı mücadelesine dikkat çekti. Mısır'ın asıl odaklanması gereken bölgenin burası olduğunu söyledi. Buranın bölge için bir istikrarsızlık kaynağı olduğuna dikkat çekti. Aynı şekilde Fethi Başa, İçişleri Bakanı, çok üst düzey bir bakan burada hükümet içinde de, kendisi bir açıklama yaptı. Biz her zaman barıştan yanayız, savaşı istemiyoruz. Ancak saldırmak için değil ama ülkemizi savunmak için de savaşmaya hazırız dedi. Sisi'nin bu açıklamaları bugüne kadarki ihtiyatlı bekleyiş, yani Sirte vilayeti ekseninde Halife Hafter milislerinin kentte konuşlandığı, hükümet güçlerinde kent açıklarında beklediği bu ihtiyatlı bekleyiş sırasında yeniden gündemi hareketlendirdi. Libya Başbakanı Faiz Es-Serraç başkomutan sıfatıyla Sirte Cufra Ortak Operasyon Dairesi
generali İbrahim Beytülmal ile bir görüşme yaptı. Görüşmede bölgedeki son durumun değerlendirildiği ifade edildi. Şu ana kadar taraflar arasında henüz bir sıcak çatışma izi yok. İhtiyatlı bekleyiş sürüyor. Ancak sahada tansiyon yükselmemesine rağmen diplomasi alanında iki ülke arasındaki gerilim oldukça yükselmiş durumda. Enes Canlı'ya notları için teşekkür edeceğiz. Tansiyonun yükseldiği nokta Libya. Libya'da önümüzdeki günlerde neler olacak? Bu soruyu daha fazla sormaya devam edeceğiz. Bir yandan da İngiltere'den gelen bir terör saldırısı haberiyle devam edeceğiz. İngiltere'de bir kasabada 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından olayın bir terör saldırısı olduğu açıklandı. Peki İngiltere'de neler yaşanıyor? Kim var bu saldırının arkasında? Bu soruların yanıtını alalım. Londra'ya gidiyoruz. Alparslan Düven karşımızda. Alparslan, kolaylıklar dileyim. Hafta sonuna damgasını vuran bir gelişmeydi. 3 kişinin hayatını kaybettiği bu saldırı bir terör saldırısı ifadesi kullanılıyor. Peki kimler ya da hangi gruplar var bu saldırının arkasında? Gökhan, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii İngiltere'nin Reading kentinde cumartesi akşamı düzenlenmişti o bıçaklı saldırıda ve en az 3 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişinin de ağır şekilde yaralı olduğu belirtiliyor. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtilirken polis saldırının terör olayı olduğunu ve gözaltına alınan şüphelinin de 25 yaşındaki Hayri Sadallah olduğunu açıkladı. Tabi bugün şüpheliyle ilgili, daha doğrusu gözaltına alınan saldırganla ilgili İngiliz basınının manşetlerinin tamamı saldırganın fotoğrafı ve geçmişiyle ilgili bilgilerle dolu. Tabii ki Sun gazetesi bugün ilginç bir manşet atmış. Yani öldürmek için serbest bırakıldığına dair bir manşet bu. Yani 16 gün saldırıdan 16 gün önce zaten hapisten çıktı ve daha sonrasında da bu terör eylemini gerçekleştirdiği belirtiliyor. Hayri Sadallah'ın ve saldırının düzenlendiği parkta gözaltına alınmıştı ve saldırıyla ilgili olarak da aranan başka bir kişinin olmadığı İngiliz polisince açıklandı ve güvenlik kaynakları saldırganın Libya kökenli olduğunu ve 2019 yılında İngiltere İç İstihbaratı MI5'ın radarına girdiği de belirtiliyor. Yani saldırıdan 16 gün önce hapisten çıktı ve uyuşturucu kullanırken çekilen fotoğrafları da işte bu görmüş olduğunuz gibi fotoğrafları İngiliz basınında yer alıyor. Ve saldırgan yerel saatle 19'da Londra'da, başkent Londra'ya 60 kilometre uzaklıktaki Reading kentinde ve kent merkezinde Forbury Gardens Parkı'nda bulunan iki grubu hedef almış ve bazı kişileri boyunlarından ve kollarından bıçaklamıştı. İngiliz basını saldırganın daha fazla kişiyi bıçaklamak istediğini, ancak üzerine atlayarak yere yatıran bir polisin bunu önlediğini de yazdı. Tabii parkta büyük bir paniğe neden olan saldırı sonrası yürütülen soruşturmaya da terörle mücadele birimleri de dahil olmuş durumda. Polis saldırılar sonrası Reading bölgesinde de çok sayıda eve baskınlar düzenlemişti. Bu arada İngiltere Başbakanı Boris Johnson Reading'de yaşananlar için dehşet verici demiş ve müdahale eden güvenlik güçlerine de teşekkür etmişti. İçişleri Bakanı Priti Patel da aynı şekilde kaygılarını dile getirmişti. Diğer yandan Sağlık Bakanı Matt Hancock da düşüncelerini ve açıkçası endişelerini dile getirmişti. Bugün hükümetin acil durum kobra toplantısı Başbakan Boris Johnson başkanlığında toplanabilir. Ancak henüz kesinleşmiş değil. Eğer bu toplantı gerçekleşirse ülkede terör tehdit seviyesi bir kademe daha da arttırılabilir diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Sanduven'e notları için teşekkür edelim. İngiltere'den sonra Rusya'ya gideceğiz. Koronavirüsle mücadele ana gündem maddemiz. Özellikle geride bıraktığımız haftalar içerisinde Rusya'dan koronavirüsle mücadele rakamlarını açıkladığımızda hep yüksek rakamlar veriyorduk. Ancak bir ilk yaşandı. O ilkte ilke göre de iyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını geçti. Peki yeni rakamlar bize ne anlatıyor? Akşin Kışıyev karşımızda. Akşin, kolaylıklar dileyelim. Seninle yapmış olduğumuz bağlantılarda Rusya'dan hep rekor vaka sayılarını ekranlara getiriyorduk ama artık durumda bir değişiklik söz konusu. Söz hemen sana bırakalım. Teşekkürler Gökhan. Evet, Rusya'da son günler günlük vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Rusya Koronavirüse Karşı Mücadele Merkezi tarafından az önce yapılan açıklamada son 24 saatte ülkede 7600 yeni vakanın kaydedildiğini ve böylece toplam hasta sayısının da 592.000'e geçtiği bildirildi. Son bir günde ülkede 95 kişinin de koronavirüsten hayatını kaybetmesi üzerine toplam can kaybı da 8206 olarak gerçekleşti. Şu ana kadar Rusya'da 17.200.000 test yapılırken 312.000 kişinin de hala koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutulmakta olduğu bildirildi.
4 günden beri günlük can kaybı 40'ı geçmeyen başkenti Moskova'da ise son bir günde 20 kişi hayatını kaybetti ki bunun da 17 Nisan tarihinden beri en düşük rakam olduğu belirtiliyor. Rus sağlık yetkilileri de salgında hemen hemen tüm göstergelere bakıldığında Rusya'da durumun iyiye gitmekte olduğunu, özellikle de geçtiğimiz hafta iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısını ilk kez geçtiğini belirtiyorlar. Rus lideri Vladimir Putin de salgında Rusya'nın büyük bir başarıyı yakaladığını fakat mücadelenin hala devam etmekte olduğunu söyledi. Vladimir Putin ülkede koronavirüse karşı aşının da en yakın zamanda ortaya çıkacağına inandığını belirtirken Rus bilim insanlarının koronavirüs hastalarının tedavisi için geliştirdikleri ilaçların da kalite bakımından şu anda dünyanın en iyi ilaçları arasında yer aldığını söyledi. Bu arada salgın nedeniyle ülkede alınan sıkı önlemlerin de hemen hemen %93'ünün artık kaldırıldığını ve önümüzdeki günlerde Kızıl Meydan'da askeri geçit töreninin de planlandığını bir daha hatırlatarak sözü tekrar size bırakıyorum Gökhan. Şeve notları için teşekkür ederim ve Türkiye'deki koronavirüsle mücadelenin notlarına bakalım ki İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlamıştı. 81 ilin tamamında artık maske takmamanın cezası 900 lira. Peki kurallara uyuluyor mu? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Şimdi kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz. A Haber muhabiri Mert Acali oldu karşımızda. Mert, kolaylıklar dileyelim. Ankaralılar maske kuralına uyuyor mu? Sözü hemen sana bırakalım. Gökhan Kurt, Ankaralıların büyük oranda maske kuralına olduğunu ifade edelim. Uymayanlar için de zaten polis ekipleri devrede. Bizler şu anda Ankara'nın Altındağ ilçesindeyiz. Tarihi Ulus Meydanı'ndayız. Görmüş olduğunuz gibi polis ekipleri bu noktalarda gerek ellerindeki tabletlerle birlikte gerekse vatandaşları uyararak maske takma zorunluluğuna dair vatandaşları uyarmaya ve takip etmeye devam ediyorlar. Keza bekçiler yine güvenlik güçleri, onlar cadde aralarında maske zorunluluğunu denetlemeye devam ediyorlar. Tabii ki maske takmanın yanı sıra sosyal mesafe de oldukça önemli. Buradaki manzarayı şu anda sizlere göstermek istiyoruz. Bakın, burada vatandaşlar oturmuş durumda. Bizler geldiğimizde bu şekilde oturmuşlardı. Aralarında oldukça açık mesafeler var. Aslında Ankaralıların gerek maske takmaya gerekse sosyal mesafe kurallarına bu tarz alanlarda, yani uyulması müsait olan alanlarda büyük oranda uyduğunu belirtelim. Şimdi tekrardan yola dönelim. Oldukça hareketli noktalardan bir tanesi yaya geçidini görmektesiniz. Şu anda bakmış olduğumuzda şöyle bütün vatandaşların maske taktığını görüyoruz. Bazı vatandaşlar bildiğiniz üzere burnunun altına indiriyor ya da çenesinin altına indiriyor. Onu da polis ekipleri yapmış oldukları uyarılarla birlikte düzeltmelerini sağlıyorlar. Şayet yanında maske yoksa, yani maskesiz bir şekilde sokağa çıkmışsa, o kişilere de cezai işlem uygulanıyor. Bunun fiyatı da tabii ki 900 TL, bilmiş olduğunuz üzere. Geride bırakmış olduğumuz 4 gün boyunca polis ekipleri, bekçiler, vatandaşları uyardı maske takmaları konusunda. Ancak bugün itibariyle cezai işlem uygulama hakları var. Bu hususta da zaten denetimler sürdürülüyor. Şu anda görmüş olduğunuz noktada yine çarşıların, pazarların olmuş olduğu alanlar. Polis ekipleri ve bekçiler bu alanlarda da denetimlerini belirli aralıklarla sürdürüyor. Bizler şöyle bakıyoruz. Bazı vatandaşlar dediğimiz gibi maskeyi maalesef şöyle yüzünün alt tarafına doğru indiriyor. Hatta vatandaşlar birbirlerini de uyarıyor. Bunlara da şahit oluyoruz burada. Şu anda Ankara'daki manzara bu. Ankaralıların bizim gördüğümüz kadarıyla maske takma zorunluluğuna uyduğunu görmekteyiz. Toplamda 48 ilde her alanlarda maske takmak zorunlu. 33 ilde ise toplu kullanım alanlarında maske takmak zorunlu halde. Bu hususta da polis ekipleri, bekçiler ve güvenlik birimleri de denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Hemen bir diğer nokta, yine Ulus Meydan noktasına doğru, şöyle sola doğru kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Burası da oldukça hareketli noktaların başında gelmekte. İş yerleri var, iş anları var. Bu noktalara gelen vatandaşların o alana giderlerken maskeleri var mı yok mu, ekipler de burada denetimlerini gerçekleştiriyor. Ankara'da şu an itibariyle bizim gözlemlerimize göre herhangi bir olumsuzluk görülmüyor. Başkentler gerek sosyal mesafe kuralına gerekse maske takma zorunluluğuna büyük oranda uyuyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Mert'e notları için teşekkür ederim. Şüphesiz ki koronavirüs başladığı ilk günden beri herkesin sorduğu tek bir soru var. Aşı ne zaman hazır hale gelecek? Dünyanın pek çok ülkesinde çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ederken Çin'den önemli bir açıklama geldi. Aşının ilk aşama çalışmalarının bittiği ve faz 2 çalışmalarının başladığı duyuruldu. Peki faz 2 çalışmaları ne demek ve nasıl bir sonuç alındı? Bu sorunun yanıtına bakalım. To help those critically ill patients. Dünya genelinde merakla beklenen koronavirüs aşısı konusunda Çin'den önemli bir haber geldi. Çin Tıbbi Bilim Enstitüsü aşının klinik çalışmalarında ikinci faza geçildiğini açıkladı.
Açıklamada aşının faz 1 çalışmalarının tamamlandığı, şimdi de etkinliği ve güvenilirliğinin test edileceği ikinci aşama çalışmalarına başlanacağı kaydedildi. Söz konusu aşamada aşının insanlar üzerinde denenmeye başlanacağı duyuruldu. Yeterli dozajın da belirleneceği faz 2 aşamasında aşının insan bağışıklığı üzerindeki etkinliği test edilecek. Çin'de 5 farklı COVID-19 aşı için klinik araştırma onayı alınmıştı. Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar üretileceğini açıklamıştı. Şimdi bir görüntü ekranlara getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor bu görüntü. Bir komedyen bir stand-up show gerçekleştiriyordu. Gösteri sırasında önce yavaşladı, daha sonra konuşmayı kesti. Herkesin şaşkın bakışları altında işte burada da gördüğümüz gibi bir anda bayıldı. Yardımına hemen etrafta bulunanlar koştu. Yapılan hastaneye kaldırıldı ve yapılan testler sonucunda komedyenin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Gösteri yaparken bayıldı, hastaneye kaldırıldığında koronavirüse yakalandığını öğrendi. ABD'li komedyen Daryl Hughley gösteri yaptığı sırada sahnede bayıldı. Tennessee eyaletinde yaşanan olayın ardından 57 yaşındaki komedyen apar topar hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı koronavirüs testi yapılan Hughley'nin enfekte olduğu ortaya çıktı. Asemptomatik olduğu için rahatsızlık hissetmeyen komedyen sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Grip olduğunu düşündüğünü belirten komedyen kendisini bir otel odasında karantinaya aldığını duyurdu. ABD'de koronavirüse yakalananların sayısı 2.3 milyonu geçti. Virüs nedenli can kaybı ise 122 bini aştı. Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor dedik. Bir yandan maske takımı artık zorunlu hale geldi ve aşı tartışmaları da devam ediyor. Bütün gündeme ilişkin sorulara yanıt arayacağız. Yayın konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın İsmail Balık. Sayın Balık, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Şimdi öncelikle maskeden başlamak istiyorum. Artık 81 ilin tamamında kullanılması gerekiyor. Maske takmak koronavirüsten bizleri nasıl koruyor ya da nasıl bir etki sağlıyor? Bir kere artık geldiğimiz noktada dünyanın birçok yerinden yapılan çalışmalar kesin gösterdi ki maskeyi çift taraflı takmak, yani herkesin maske takması hastalıktan korunmada çok çok yüksek bir oranda etkili. Hele de sosyal mesafeye de uyarsak, yani 1,5 metreden daha fazla yaklaşmazsak ve herkes maskeli ise neredeyse %100 biz bu hastalıktan korunabiliyoruz. Dolayısıyla salgını sonlandırmada maske, sosyal mesafe ve el hijyenine uymamız durumunda devletin tedbirleri yavaş yavaş kaldırmış olması, hatta tamamen kaldırmış olması bile açıkçası bir sakınca doğurmayacaktır. Artık bu noktada top tabiri caizse vatandaşın elinde. Şimdi son zamanlarda maske zorunluluğu getirilmesiyle bugün sizin de görüntülerinizde görüldüğü gibi geçen haftaya göre toplumda maske kuralına uyma oranında çok ciddi bir artış var. Evet. Zaten maske kuralına genellikle %5'i yaklaşık olarak toplumumuzun, kusura bakmasınlar, duyarsız kesimi diyebileceğimiz kesim uymuyordu. Ama bunların yüzünden vakalarımızda biraz erinden sonra giderek bir artış gözlemledik, bunu biliyorsunuz. Gerçi bu artıştaki önemli faktörlerden bir tanesi de Anadolu'daki geleneksel adetlerimizden kaynaklanan taziye gibi, nişan evet. gibi, hoş geldin ziyareti gibi, geçmiş olsun gibi ziyaretlerde ortaya çıkan lokal vaka artışlarıydı bu genellikle. Ama tabii ki bunları filyasyon ile çok kolay devlet kontrolü altına alabilir. Fakat özellikle büyük şehirlerde maskeye ve sosyal mesafeye uyulması sonucu kalabalıklardan kaynaklanan artışları sonucu ortaya çıkan vaka artışlarını ve salgındaki büyümeyi kontrol etmek bu lokal artışlar kadar kolay olmayacaktır. Hocam, o nedenle sizce maske bu noktada maskeye veda edeceğimiz tarih ne zaman olacak? Bunu söylemek çok zor. Çünkü salgın dünyada bir vakadan ortaya çıktı ve tek bir vaka kalınca da salgın tekrar ortaya çıkabilir. Bunu nereden net olarak görebiliyoruz? İşte bakın, uzun süreden beri Çin'de
Kore'de vaka görülmüyordu. Yeni Zelanda'da vaka görülmüyordu. Buralarda tekrar salgınlar başladı. İkinci dalga başladı. Dolayısıyla dünyada salgın tamamen bitene kadar bizim kontrollü yaşamaya, yani yeni normalle yaşamaya devam etmemiz gerekiyor. Burada tabii ki devletin aracı, Sağlık Bakanlığı'nın takipleri ve duyuruları çok önemli. Hı hı. Ne zaman otorite bize derse ki maskesiz sokağa çıkabilirsiniz, sosyal mesafeyi bırakabilirsiniz, yani eski normaline dönebilirsiniz dediği noktaya kadar bizim bu üç kurala mutlaka toplum olarak uymaya devam etmemiz gerekiyor. Bir kere şunu net bilelim. Evet. Bir kere eğer maskeyi uygularsak, herkes maskesini takarsa riskimiz yok. Salgını bir sonlandırabiliriz. Bunu toplum başarabilir. Ama ciddiyetle yapmamız gerekiyor. Gerekirse de cezai müeyyideler konusunda kolluk kuvvetlerinin açıkçası daha aktif davranmasında yarar var. Hı hı. Eğer toplum buna riayet etmezse. Çünkü birazcık yasak savma gibi bir tablo da görülüyor yine toplumun bir kesiminde. Yasak savma mantığıyla hareket eden cezai müeyyide ciddi anlamda caydırıcı etki yapacaktır diye düşünüyorum. Hocam peki son rakamları nasıl yorumlamamız gerekiyor? Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. İstanbul ve Ankara'da düşüş olduğunu vurguladı ama Anadolu'nun bazı illerinde ise hızlı artışlar var. Bunu nasıl yorumlamak gerekir sizce? Son zamanlardaki artışlar önemli ölçüde. Sayın Bakan'ın da söylediği gibi Anadolu'daki bizim uzun yıllardan beri devam ede gelen geleneklerimizle alakalı. Söylediğim gibi taziye, nişan törenleri, yemekleri, büyük şehirlerden gelmiş büyüklere hoş geldin ziyaretleri ya da herhangi bir denede çalışmaya, örneğin asker uğurlamaları, futbol maçlarındaki galibiyet kutlamaları gibi lokal aktiviteler son zamanlardaki artışlarda önemli rol oynadı. Ama tabii son zamanlardaki artışların en önemli nedenlerinden bir tanesi de devletin tedbirleri yavaş yavaş kaldırmasıyla beraber vatandaşta bir gevşeme, bir rehavet tablosu oluştu. Bu gevşeme, rehavetle salgının bittiği duygusuna yol açtı. Tabii bu duygu da bizim bu işte başarılı olduğumuz konusu, bizlerin sürekli bu işi çok iyi yapıyoruz. Hastalarımız hastanelerimizde çok iyi bakılıyor, çok iyi yönetiliyor. Ölüm oranlarımız çok düşük tablosu da vatandaşın önemli bir kısmında ben hekim olarak bunları gözlemliyorum. Şimdi ya hocam ne olacak zaten çok da önemli seyretmiyormuş gibi bir algıyla gevşemeye yol açtı. Ama şunu unutmayalım, gençlerde bile bu hastalık hala ölümcül seyredebiliyor. Dolayısıyla gençlerde genel olarak hafif seyredebilse bile gençlerin lakayt davranışları sonucu büyüklerine hastalığı bulaştırıp babalarına, dedelerinin ölümüne sebebiyet vereceklerini hiçbir zaman unutmasınlar lütfen. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar dileyelim. Profesör Doktor İsmail Balık'la birlikte koronavirüste gelinen son noktayı ekranlara getirdik. Şimdi Manisa'ya gideceğiz. Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde bulunan Demirköprü Barajı'nda tekneler vira bismillah deyip denize, baraja açılmaya hazırlanıyor. Peki neden? Bu sorunun yanıtını alalım şimdi. Manisa'ya gidiyoruz. Gamze Elçi karşımızda. Gamze kolaylıklar dileyelim. Balıkçılar vira bismillah diyorlar ve baraja açılıyorlar. Peki sebebi ne? Evet, vira bismillah dediler, baraja açıldılar ve işte o bereketli paraları kazandıkları balıkları da toplayıp sonra da ihraç etmeye başladılar. Denizi yok ama balık ihracatı yapıyorlar. İşte merak edilen soru da buydu, nasıl oluyor diye. Şimdi biz konuğuma soracağız o sorunun yanıtlarını. Maşallah çok da güzeller. Önce soralım size, nedir bu balıkların cinsi? Şimdi Osman Doğan Manisa, bu balıklar sazan balığı. Yayın balığı çıkıyor burada. Levrek balığı çıkıyor. Levrek balığı Amerika'ya gönderiyoruz. Şu halde azaldı. Bu dışlardan balık attılar buraya. Geçen bir Amerikalı da yakalanmıştı. Çeşit balık atıp yavruları yiyor. Bu balıklar şey çok seviyor. Mesela Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan. Buralara gönderiyoruz. Çok seviyorlar. Yani baraj, denizi olmayan Manisa'nın balık üretimi, ihracatı var. Yani barajdan balık üretimi abi, yapıyorsunuz. Aynen. Biraz da tanıtalım. Burası neresi? Hangi baraj? Burası Manisa'nın Köprübaşı ilçesinin Demirköprü Barajı. Evet. Şu anda Çarıklar Köyü'ndeyiz. Hı hı. Avcılarımız 70 tane falan üyemiz var. Evet. 60 kayığımız var. Her gün eşiyle beraber gider. Ve elemanlarıyla gider, balığı tutar, evine ekmeğini götürür. Evet, hem ev ekonomisine de buradaki kadınlar da katkıda bulunmuş oluyorlar bu sayede. Peki ne kadar sürüyor? Yani sabah kaçta gidip kaçta geliyorsunuz ve ne kadar balık buradan üretiliyor? Şimdi sabahleyin saat 5'te ezanla herkes kalkar, gider ağlarını çeker. Balıklarını alır gelir kantara bana teslim ederler.
Ondan sonra akşam yine saat 4'te giderler, eşiyle beraber atarlar. Karan çöktüm yine evine gelirler. Güzel, Allah bin bereket versin. Dünyanın en güzel kazancı balıkla. Hem de çok faydalı. Tabii, değil mi? Çok faydalı. Bu balıkların özellikleri ne peki? Deniz balığınla karşılaştırma yaparsak? Ya bu balıklar tatlı su balığı, temiz sularda oluyor. Hı-hı. Tabii ki daha faydalı. Yani mesela omega 3 deposu. Ne olduğunu bilerek yiyorsun yani. Tabii şimdi deniz balığını seven deniz balığını seviyor ama tatlı suyu seven de deniz balığı yemiyor. Onu çok seviyor. Evet. Şimdi görüyoruz da aynı zamanda ağda balıklar da var. Rica edebilir miyiz, siz de tabii toplaya toplaya geliyorsunuz ama yaklaşabilir misiniz biraz daha? Görelim bu gelen balıkları da aynı zamanda. Nedir o şimdi balık? Yayın balığı bizim barajımızın ve Türkiye'mizin en güzel balıklarından bir tanesi. Hı-hı. O yayın balığıydı gelen çıkan. Ha bak sazan geldi. Kaçırma tamam. Bu sazan balığı. Evet. İşte yayın sazan ağırlıkla çıkıyor. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet işte buradayız biz, şimdi Demirköprü Barajı'ndayız. Denize yok ama bu barajdan işte bu balıklar toplanıyor. Sazan ve yayın balığı var daha çok ve herkes de çok seviyor, çok talep var. Sadece yurt dışına değil elbette. Türkiye'nin evet. dört bir yanına da buradan Manisa Demirköprü Barajı'ndan balıklar çıkıyor gidiyor. Gamze'ye de notları için teşekkür edelim. Biz Manisa'dan şimdi Mersin'e uzanacağız. Çünkü Mersin'de de Anamur muz üretimi rekor kırıyor. Yeni hedefler var. Peki nedir o hedef? A Haber muhabiri Ali İbrahim Uğur karşımıza. Ali İbrahim, muz üretiminde rekorlar kırılıyor. Peki yeni hedefler neler? Gökhan Kurt, Anamur'dayız, Mersin'deyiz ve şu anda yerli muz üreticileriyle birlikteyiz. Mersin'de özellikle Akdeniz'de biliyorsunuz yerli muz üretimi giderek artıyor. Şu anda yerli muz üreticilerinin hedefi, 2023 hedefi Türkiye'nin bütün muz tüketimini karşılamak ve ondan sonra da ihracata açılmak. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 1 milyon ton muz tüketiliyor. Akdeniz bölgesinde ise, Türkiye'de ise yaklaşık 800 bin ton muz üretiliyor. Peki neden muz üreticileri bu kadar çok muz üretmek için seferber oldular? Dilerseniz bu sorunun yanıtını canlı yayın konuğumuz ziraat mühendisi Hacı Murat Berksoy'dan dinleyelim. Efendim, yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şu anda muz üreticilerin hedefleri var, 2023 hedefi var. Nelerdir bu hedefler? Bildiğiniz gibi çok uzun yıllardır ülkemizde muz üretimi yapılıyor ama son yıllarda özellikle Mersin Adana hattının da tamamen muz üretimine açılmasından dolayı müthiş derecede üretimde artışımız oldu. 400 bin tonlardan 800 bin tonlara kadar şu an muz üretimi çıktı ve neredeyse ülkemizin bütün muz ihtiyacını karşılama noktasına geldik. Bu nasıl böyle oldu? Devletimizin muz üreticilerine vermiş olduğu çok büyük bir destekle oldu. Bu destek yurt dışından ithal edilen muzlara koyulan vergiyle içerideki üreticinin korunması oldu. Bu böyle olunca da muz üreticileri, çiftçilerimiz yoğun bir şekilde bu muz talebini karşılamak için çalışmalara başladı. Yeni seralar kuruldu ve kurulmaya da devam ediyor. Çok yakında 2023 hedefleri doğrultusunda ülkemizin bütün muz ihtiyacını da biz Akdeniz sahil şeridinden karşılar hale geleceğiz. Birkaç yıl öncesine kadar galiba 800 bin tonun yarısı kadar muz üretiliyordu Türkiye'de. Çok uzun yıllardır yapılıyor ama şurada 3-4 yıl öncesine kadar şey yoktu. Hani tam ihtiyacı karşılayacak bir üretim yoktu. Olay Anamur bölgesi ve Gazipaşa Alanya hattında sıkışmıştı. Ziraat mühendislerimizin yoğun çabaları sonucunda ve artı teknik desteklerle muzun Çukurova bölgesinde de yapılacak hale getirilmesiyle çok hızlı bir şekilde bu alanlar artmaya başladı ve 50'şer dönümlük, 100'er dönümlük parçalar halinde yeni muz seraları kurulmaya başladı ve ihtiyacın tamamı karşılanır hale geldi. Çok teşekkürler efendim. Evet, yerli muz üreticisinin yüzü gülüyor çünkü girdi fiyatları düşük muzda ama kazanç ise oldukça yüksek. Bu nedenle de görüyorsunuz işte ağaçta da oldukça fazla meyve var ve bir meyvede üreticinin yüzünün gülmesine neden oluyor vermiş olduğu üretimden dolayı. Tekrarlamak gerekirse Mersin'de yerli muz üreticilerinin yüzü gülüyor. Hedefte şu anda 2023 yılı var. 2023 yılında Türkiye'nin bütün muz tüketimini karşılamak, 2024 tarihinden itibaren ise Mersin'de yerli muz üreticileri yurt dışına ihracat yapmayı hedefliyor diyelim ve sözü Mersin'den tekrar İstanbul'a bırakalım. Gökhan Kurt. Halil İbrahim Uğur ve konuğuna teşekkür edelim. Bu bağlantıyla da bültenimizin ilk kısmını tamamlıyoruz. Saat başına gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Müzik.
Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Türkiye ve dünyadan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Türkiye'nin gündeminin ilk sırasında Bursa'da yaşanan sel felaketi var. Felaket bölgesine gideceğiz. Son bilgileri alacağız ama öncelikle meteorolojiden gelen yeni bir uyarının detaylarını hemen harita üzerinde ekranlara getireceğiz. Türkiye haritasını ekranlara getiriyoruz. Haritada iki renk karşımıza çıkıyor. Yeşil renk meteorolojik olarak herhangi bir uyarının olmadığı bölgeler. Ancak sarıyla gösterilen bu noktada ise uyarı anlamına geliyor. Bugün saatler 13 ile 19 saatleri itibariyle Trakya yani Edirne'den başlayarak Marmara'nın güneyi, İstanbul haricinde Marmara'nın tamamı için yağış uyarısı var. Şiddetli yağış uyarısı geldi meteorolojiden. Hem yetkililerin hem de vatandaşların dikkatli olması isteniyor. 13 ile 19 arasında 8 il, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Edirne'nin de için, Çanakkale'nin de içinde bulunduğu iller için yağış uyarısı vardı. Malum özellikle de yağışın önümüzdeki günlerde daha da hızlanması bekleniyor. Dün gece saatlerinde başlamıştı Bursa'nın Kestel ilçesinde o yağış ve selle birlikte 5 vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise devam ediyor. Peki Bursa'da neler oluyor? Arama çalışmalarına ilişkin son durum ne? Bu soruların yanıtını alacağız. Hakan Süer karşımıza. Hakan kolaylıklar dileyelim. Son bilgileri, son durumu senden alalım hemen. Gökhan Kurt, biz dün akşam itibariyle aslında Bursa'daydık, Kestel ilçesindeydik. Felaketin boyutunu, bölgedeki çalışmaları an ve an takip ettik kameraman arkadaşlarımızla birlikte. Aslında sel suları çekildikten sonra felaketin boyutu ortaya çıktı. Bakın şu anda biz bir dört katlı bir binanın önündeyiz. Hemen sol tarafımda kameraman arkadaşım göstersin. İşte kum parçaları ve tonlarca ağırlığındaki kayalar ve ağaçlar tamamen duvarın dibine kadar yanaşmış durumda. Hemen evin içini göstersin size kameraman arkadaşım. Yaklaşık 2 metre evin içerisinde su birikintisi oldu. Duvardaki izlerden de çok net belli oluyor. İşte hemen hemen özellikle Dudaklı köyünde, yani bizim de bulunduğumuz bu köyde bütün evlerde bu manzarayı görmek mümkün. Sadece evler mi? Tabii ki hayır. İşte görmüş olduğunuz gibi bir araç adeta toprağın içine gömülmüş durumda. Aslında bu araç burada değildi. Sel suları bu aracı da buraya kadar sürükledi topraklarla ve kayalarla birlikte. Tabii ekipler bölgede olduğunu söylemiştik. İşte evlerdeki suların tahliyesine de bir yandan başladılar. Hemen kameraman arkadaşım Nevruz size gösteriyor görüntüleri. Görmüş olduğunuz gibi ekipler yoğun bir mesaide. Dün akşam etkili olmuştu sağanak yağmur. Hemen ekipler bölgeye geldi ve tahliye çalışmalarına başladı. Şu anda bir evin tahliyesini görüyorsunuz. Sadece böyle değil, hemen hemen bütün evde de aynı çalışmayı görmek mümkün. Bir yandan hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Diğer yandan da arama kurtarma çalışması yapılıyor Gökhan Kurt. Bilindiği gibi dün akşamdan itibaren arama çalışmaları vardı. İlk etapta 24 yaşındaki engelli bir kardeşimiz ne yazık ki sel sularında hayatını kaybetmişti. Onun ardından 2 saat sonra 13 yaşında bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmıştı. Ardından bu sabah itibariyle yapılan çalışmalarda 3 cansız bedene daha ulaşıldı ve hayatını kaybeden, sel sularında hayatını kaybeden kişi sayısı 5 oldu. Ve bir kişi daha, aynı aileden bir kişinin daha şu anda sel sularında kayıp oldu ve arama çalışmalarına devam edildiğini de söyleyelim. Yani şu an itibariyle 5 kişi bulundu, cansız bedenlerine ulaşıldı ve bir kişiyle arama çalışmaları bölgede devam ediyor. İşte görüntülerde de görüyorsunuz. Ekipler, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ve Bursa Valiliğine bağlı ekipler evlerin içerisindeki suları görmüş olduğunuz gibi tahliye etmeye çalışıyorlar. Birçok yer bölge, yaklaşık 130 hanelik bir köy burası. Bizim bulunduğumuz bir köy. Sadece bu köy mü? Birçok köy var. 26 köyünde bu sel sularından etkilendiğini ve ciddi hasar oluşturduğunu söyleyebiliriz. İşte başka bir ev. İşte kürekte ev içerisinde oluşan toprakları, çamurları çıkartmaya çalışıyor görevliler. Her adım attığımızda bir evde ekipler var. Ekipler yoğun bir mesai içerisinde. Tabii ki Gökhan, ne kadar daha sürecek yağmur? Az önce sen de yayının başında söyledin. Bununla ilgili de özellikle AFAD ve Kızılay ekipleri burada önlem almaya başladı. Çünkü saatler 13'ü gösterdiğinde 19'a kadar şiddetli bir yağmuru bekleniyor. İşte bu yağmurdan burada daha fazla etkilenmemesi için vatandaşların hazırlıklarında yapıldığını söyleriz. İş makineleri yoğun bir tempo içerisinde bir an önce bölgedeki hasarı kaldırmak istiyorlar. Evet, toparlamak gerekirse
Dediğimiz gibi şu anda bir yandan arama çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da görmüş olduğunuz gibi hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün gece itibariyle bölgeye gelmişti ve çalışmaları da yakından ilgilendirmişti. Şu anda da zaten bölgede ve çalışmalara inceliyor diyelim. Sözü buradan şimdilik size bırakalım. Hakan Süre, notları için teşekkür ederim. Bir başka sıcak gelişmenin detaylarına bakacağız. Malum cumartesi ve pazar günü üniversiteye giriş sınavı gerçekleşecek. Sınav öncesinde ise ÖSYM Başkanı'ndan koronavirüs önlemleri açıklaması geldi. 27-28 Haziran'da düzenlenecek sınavda adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacağını belirten Aygün. İsteyen adaylar kendi maske, siperlik ve dezenfektanlarıyla da gelebilecekler dedi. Covid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adayların durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerektiğini belirten Aygün. YKS'de Covid-19 durumu olan adayların tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda, ayrı salonlarda sınava alınacağını da söyledi. ÖSYM Başkanı Aygün, YKS adaylarının ailelerini, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağrısında da bulundu. Koronavirüsle ilgili olarak pek çok bölgede karantina uygulamaları devam ediyor. Kütahya'da kız isteme merasimi düzenlenmişti. Aynı evde akrabalar ve komşular toplanmıştı. 9 kişiye virüsün bulaştığı tespit edildi. Batman'da ise testi pozitif çıkan bir kişinin evi karantina altına alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok noktada karantina uygulaması başlatıldı. Kütahya'da kız isteme merasiminde 9 kişiye virüs bulaştı. Tepecik beldesindeki evde toplanan akrabalar hep birlikte yemek yiyip eğlendi. Birkaç gün sonra aile bireylerinden bazıları rahatsızlandı. Gittikleri hastanede Covid-19 testleri pozitif çıktı. Filyasyon ekibi beldede çalışma başlattı. Toplam 9 kişide koronavirüs tespit edildi. 6 bina karantinaya alındı. Belde camilerinden koronavirüsle ilgili uyarı anonsları yapıldı. Batman'ın Gercuş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde ise bir kişinin testi pozitif çıkınca evi karantina altına alındı. Aynı köyde daha önce 2 kez karantina uygulaması yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı bugün itibariyle 81 ilin valiliğine bir talimat yazısı gönderdi. O talimat yazısında artık 81 ilin tamamında maske takmayanlara verilecek ceza da belli oldu. Şimdi bu sorunun yanıtına bakacağız. Neler yaşanıyor? Samsun'a gideceğiz. Mahmut Erdoğan karşımıza. Mahmut, kolaylıklar dileyim. 900 lira ceza kesilecek. Peki Samsun'da kurallara uyuluyor mu? Sözü hemen sana bırakalım. Gökhan Kurt, Covid-19'la mücadele kapsamında iki önemli kural var. Birincisi maske, birisi ise mesafe. İşte bununla alakalı aslında yapılan tüm önlemler, tüm tedbirler bizlerin sağlığı açısından son derece önemli. Elbette ki bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi. Bu konuda maskelerin takımı. Bakın, maske takarken de maskeyi yüzümüzü tamamen kaplayacak şekilde takmamız gerekiyor. Yani burnunuzun altına, kulağınızın yanına, elinize, kolunuza, omzunuza değil, yüzünüze ve yüzünüzün tamamen çenesini, burnunu kapatacak şekilde takmamız gerekiyor. Samsun'da Çiftlik'te İstiklal Caddesi'ndeyiz. Şehrin en önemli noktalarından, en kalabalık noktalarından birisi. İşte Samsun Emniyet Birimine bağlı emniyet birimlerindeki görevli ekipler de bu noktada yoğun bir şekilde denetimlerini sürdürüyorlar. Vatandaşların hem maskelerini takma noktasında hem de maskeyi düzgün takma konusunda aslında uyarılarda bulunuyorlar. Yani aslında ceza kesmekten ziyade insanların sağlığının daha iyi olabilmesi için hem maske takmasına hem de sosyal mesafe anlamında bu kurallara uyması için gerekli tüm tedbirler alınmış durumda. 81 ilde olduğu gibi Samsun'da da bu konudaki uyarılar, denetimler devam ediyor. Baktığımızda ise şehrin en kalabalık noktalarında maske kullanım noktasında vatandaşlarımızın da büyük bir hassasiyet ve özen gösterdiğini de elbette ki söyleyelim. Burada sadece sokakta yürüyenlere değil emniyet birimlerimiz, dükkanlarda, mağazalardaki vatandaşlarımızın da maskelerini takmaları, hatta maskelerini düzgün takmaları noktasında uyarıları da bulunuyorlar. Peki takmayanlar ne olacak? Aslında önce bir uyarıda bulunuyor vatandaşlarımız, emniyet birimleri. Bu uyarılara uymayan, dikkate almayan, dikkat etmeyen
verenlere ise 900 lira bir para cezası kesileceğini belirtmiş olalım. Görmüş olduğunuz gibi emniyet birimleri uyarılarını sürdürüyorlar ve uyarılan vatandaşlar da aslında kendilerine teşekkür ediyorlar. Çünkü hem vatandaşların kendileri için sosyal mesafe ve maske takımı son derece önemli, hem de başkaları için aslında bu maskenin düzgün takılmış olması son derece önemli olduğunu belirtelim. Samsun'da şu an itibariyle maske takımı noktasında herhangi bir problemin yaşanmadığını, emniyet birimlerinde Samsun birçok noktasında bu konudaki denetimlerini sürdürdüğünün bilgisini vermiş olalım. Şehrin son derece kalabalık noktası, gördüğünüz gibi şu anda kunduracı bir arkadaşımızın da maske takması noktasında uyarılar gerçekleştirdi emniyet birimlerimiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi denetimler devam ediyor ve bu noktada da şu an itibariyle herhangi bir problemin, sorunun yaşanmadığı bilgisini paylaşıp sözü Samsun'dan tekrar size verelim. Mahmut Erdoğan'a da notları için teşekkür ederim. Sayın seyirciler, terör örgütü PKK Kuzey Irak'ta 500 köyü zorla boşalttı. Haftanin bölgesinde yaşayan Guli ve Sindi aşiretleri de terör örgütü PKK yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde teröristlere darbe vuruyor. Başarılı operasyonlarla terör hedefleri tek tek imha ediliyor. Haftanin bölgesi terör örgütü PKK'nın baskıları yüzünden sivil halk tarafından boşaltılmış bir yer. Yaklaşık 20 köyden oluşan bir alan. Şırnak Uludere'den komandolarımız bir yandan helikopterlerle bir yandan da karadan ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Haftanin dediğimiz nokta Türkiye sınırına oldukça yakın bir nokta. Şırnak Uludere ilçesinin hemen karşısında yer alan bir nokta ve Türkiye'ye yaya olarak 3 saatlik mesafede bulunan bir nokta. Peki burası neden önemli? Çünkü terör örgütü burada özellikle kandırılan gençlerin eğitimini yaptıkları bölgeydi. Daha geçiş güzergahı. Evet, geçiş güzergahı özellikle Zaptan Kandil'den gelen teröristler evet. Türkiye, Şırnak'a sızmak için Haftanin'e geliyorlardı. Normalde Guli ve Sindi aşiretlerinin yarı yarıya köyleri varken şimdi sadece PKK'lı teröristler faaliyet gösteriyor. Bölge halkı köylerine dönmek istese de örgüt buna engel oluyor. Siviller silahlarla zor kullanarak evlerinden çıkarılıyor. Resul Aynı hatırlarsınız. Aynı durum şu an burada yaşanıyor. Ve PKK Kürt kökenli Iraklıları bu bölgeden zorla göçe zorladı ki evlerine dönmek isteyenleri de silah tehdidiyle tekrar geri gönderiyorlar. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Baktemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaket bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Ekranlara getiriyoruz. Ve 25.650 dekar alan zarar görmüş gözüküyor. 17 küçükbaş hayvanımız telef olmuş. 60'a yakın 58 tane de arılı kovanımız telef olmuş gözüküyor. Burada ağırlıklı hasar daha çok tarım arazilerinde gözüküyor. Tabii ki bir kere daha birkaç konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir tanesi özellikle meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Dün meteoroloji olarak biz zamanında ve yerinde ve yerli yerinde uyarılarımızın hepsini aslında yapmıştık. İkincisi, dere yataklarına asla ve asla bir yerleşim düşünmememiz gerekiyor. Memleketin dört bir tarafında dere yataklarında hala riskli bölgelerde vatandaşlarımız var. Sonucu ne yazık ki hepimizi üzecek neticelerle neticeleniyor. Asla ve asla dere yataklarında yerleşim veya baraka veya herhangi bir şekilde ev cinsinde bir şey mutlaka yapmamız. Tarım sigortalarının önemi cezane çıkıyor. Tarım sigortaları yapılıyor. Bunu daha da arttırmamız gerekiyor. Çünkü felaketin ne zaman geleceği, felaketin ne zaman kapıyı çalacağı belli olmuyor. Tarım sigortaları kapsamında olanların genelde %99.9 herhangi bir mağduriyeti olmuyor. Maalesef tarım sigortası kapsamı dışında kalanlarla ilgili de tabii ki ilçe müdürlüklerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. İl valiliklerimiz kapsamın il valiliklerimizin bildirmesiyle gerekli kurumlarımıza, Cumhurbaşkanlığı İdare İşlerimize de buradaki hasar tespitleri de günü geldiğinde bildirilecektir. Bunların tabii biraz zaman aldığını söylemek isterim. Bunlar ciddi bir miktarda zaman alıyor ama özellikle il ilçe müdürlüklerimizin yaptığı borcunu ertelemek, ziraat
yaraların en hızlı şekilde sarılmasını temenni etmek amacıyla devletimizin başta iki bakanı burada çalışıyor. Ben tekrar gelmiş geçmiş olsun diyorum. Rahmete eren kavuşan vatandaşlarımıza da Cenab-ı Rabbim'den temenni etmek amacıyla devletimizin başta iki bakanı, tüm kurumları burada çalışıyor. Ben tekrar gelmiş geçmiş olsun diyorum. Rahmete eren kavuşan vatandaşlarımıza da Cenab-ı Rabbim'den rahmet diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Bakan, kayıp vatandaşımızın durumuyla ilgili son durum nedir efendim? Abi girmeyin ya. Abi. Şimdi dün akşam saat 19 itibariyle şiddetlenen ve Budaklı ile Kayacık, Budaklı içinde bulunduğumuz köy, diğer tarafta yine Kestel'e bağlı Kayacık. Burada bir vatandaşımız, kader kızımız hayatını kaybetti. Biraz sonra da cenazesini Allah nasip ederse kılacağız. Allah'tan rahmet diliyoruz. Diğer tarafta da aynı aileden, yani dördü baba, kız ve torun olmak üzere dördü dereye kapıldı ve aynı zamanda da dördü bulundu. Ancak bir tanesindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hem ilk etapta buradaki arama kurtarma timlerimiz müdahale ettiler. Ardından Kocaeli ve İstanbul'dan JAK, Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz ve diğer arama kurtarma timlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın, AFAD'ımızın arama kurtarma ekipleri geldiler ve sabah erken itibariyle dört vatandaşımıza ulaştılar. Kader Akbaba Dudaklı Mahallesi'ndeydi. Medine Bilen, Nazime Bilen, Ahmet Bilen ve Türkan Bilen bunlara ulaşıldı. Allah rahmet eylesin. Allah mekanlarını cennet etsin. Başımız sağ olsun. Derya'nın da araması devam ediyor. Tabii duamız şu, canlı bir şekilde ulaşabilmek. Bütün ekiplerimiz, havadan da insanlık keşif uçaklarımız ve diğer hava araçlarımız aynı şekilde aramalara devam ediyorlar. Olay olur olmaz gerek AFAD ve kurtarma ekiplerimiz, gerek Tarım Bakanlığı ekiplerimiz ve aynı zamanda aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığımızın ekipleri içeri şehircilik. Aynı zamanda psikososyal destek nasıl sağlanacak? Gece itibariyle hem Allah razı olsun Büyükşehir Belediye'miz işin başından beri valiliğimizle beraber burada hem kriz merkezini oluşturdular valiliğimizin koordinasyonunda. Gerek gıda olsun, gerek diğer yol temizleme çalışmaları olsun. Çünkü yaklaşık onun üzerinde aracı sürükleyen su bir yerde bir birikinti oluşturdu. O araçlar alındı. Hala alınmaya devam ediyor. Birkaç araç daha söz konusu. Ve bütün bunlarla birlikte de hem hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz çalışmaktadırlar. Hem de bir tarafta yaralar sarılması için gerekli adımlar atılmaktadır. Ben bir şey olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yani biz de dün gece buradaki köylerimizle konuştuğumuzda, mahallelerimizle konuştuğumuzda yani kendileri bilenler hayatları boyunca böyle bir şey görmediklerini, yukarıdan aşağıya dağdan geldiğini hem muhtarımızla hem diğer buranın sakinleriyle yapmış olduğumuz değerlendirmelerde bu konuda elbette ki bugünden sonra gerekli tedbirler alınacak. Ama özellikle burayla ilgili söylüyorum, ben de sordum. Merakımı celbetmişti. Yani altyapısı var mıdır diye. Kanalizasyon var, altyapı var, gerekli hizmetler var. Ama çok şiddetli bir yağış olunca elbette ki bazen taşıyamıyor ve böyle hem maliyeti yüksek hem acı kayıplarımızla karşı karşıya kalıyoruz. Bu vesileyle biraz önce Sayın Bakanımızın söylediklerini de elbette ki hem altını çizmek hem de bu konudaki gerekli tedbirleri almak gerekir. Tekrar Sayın Bakanım, sana Ercan bir bölge için saat 13'de olabilirsiniz. Yani bu konularda sağ olsun hem Orman Bakanlığımız hem meteorolojimiz bu konudaki uyarıları çok önceden yapıyor. Bu uyarılara dikkat etmek gerekir. Ve buna ait de gerekli tedbirleri almak gerekir. İnşallah bir daha böyle bir afetle karşılaşmayız diye temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Sağ olun Sayın Bakanım. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Teşekkür ederim.
arkadaşlar. Mikrofonlar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı bir dijital toplantıdaki sözleri ise skandallarla doluydu. Soyer, toplantıda İzmir bayrağı ve İzmir parası hayali olduğunu söyledi. Eyalet planını açık etti. 'Benim aklımda bir İzmir parası çıkartmak vardı. Hatta buna İSKOİN diye bir isim de koymuştum. CHP'li Tunç Soyer bir skandala daha imza attı. Soyer'in İzmir için ayrı bir bayrak ve para çalışması içinde olduğu öğrenildi. Bir akademisyen hocamız, çok uzatmadan anlatmak istiyorum mutlaka size, İzmir bayrağıyla ilgili bir çalışma yaptı. CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuşmalarıyla adeta eyalet hayalini itiraf etti. Sonra bu bayrak da çıkınca dedik ki, arkadaşlar beni uyardılar, dediler ki senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır. Sonuçta İzmir'i bu memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır. Duralım bunun ismini falan değiştirelim dedi. Soyer'in patlak veren bu skandalı TÜRSAP acenteleri yetkilileriyle olan bir video konferans toplantısında ortaya çıktı. Benim aklımda bir İzmir parası çıkartmak vardı. Hatta buna İSKOİN diye bir isim de koymuştum. İzmir'in bir bayrağı olmuş. Yeşil beyaz çizgili bir bayrak. Kentlerin bayrakları varmış o dönem ama çok az sayıda kentin bayrağı varmış. İzmir de dünyadaki bayraklı kentlerden biriymiş. İzmir bayrağı, İzmir parası gibi çalışmalar içinde olan Soyer, eyalet hayalleri nedeniyle toplantıdaki diğer isimler tarafından uyarıldı. Benim aklımda bir İzmir parası çıkartmak vardı. Hatta buna İSKOİN diye bir isim de koymuştum. Sonra bu bayrak da çıkınca dedik ki, arkadaşlar beni uyardılar, dediler ki senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır. Sonuçta İzmir'i bu memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır. Duralım bunun ismini falan değiştirelim dedi. Öte yandan Soyer, daha önce terör örgütü PKK'dan tutuklanan belediye başkanlarını desteklemiş, yine PKK'ya yakınlığıyla bilinen bazı isimleri belediyede üst düzey görevlere getirmişti. Bugün dünyanın, Türkiye'nin... İşte bu skandal açıklamanın detaylarını ve aynı zamanda CHP'den gelen sokak çağrılarını konuşacağız. Yayınımızda iki değerli konuğumuz var. AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Ravza Kavakçıkan ve Akşam Gazetesi yazarı Sayın Kurtuluş Tayiz. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyorum ve Sayın Kan sizinle başlamak istiyorum. Öncelikle CHP'den gelen o skandal sokak çağrısı nasıl yorumlamak gerekir sizce? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Gökhan Bey. Ben de sözlerime başlamadan evvel Bursa'daki felakette hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah kayıp olan canımız da bir an önce bulunur. Başımız sağ olsun. Tabii Sayın Atıcı'nın, Piroğlu'nun açıklamaları yeni bir anlayışın göstergesi değil. Maalesef CHP malum demokratik, ilk demokratik seçimlerin yapılmasıyla 1950'de Menderes hükümetinin yıkılışıyla beraber bu darbeci anlayışı göstermişti. Sayın Atıcı konuşmasında hem insanları tamamen anayasaya aykırı olarak insanları sokağa davet ediyor. Biz demokratik, aslında ara satırları okursak, biz demokrasiye aslında inanmıyoruz. Biz bu hükümetin seçimle gelmiş, milletin oylarının ekseriyetiyle gelmiş, seçilmiş bir hükümetin, milletin iradesini temsil eden hükümetin sandıkla gitmesini bekleyemeyiz. Evet. Onun için biz sokağa çıkalım, biz müdahale edelim anlayışını yansıtıyor. Bu arada tabii 6 oktan bahsediyor CHP'nin ilkelerinden. Herhalde Sayın Atıcı devrimciliği darbecilikle karıştırmış. Maalesef çok esefle kınıyorum. Kabul edilemez. Aynı zamanda bir suç bu şekilde insanları sokağa davet edip demokratik, tabii ki insanlar protesto edebilirler, eleştirebilirler ama demokratik seçilmiş bir hükümete devirmek amacıyla insanları, evet, sokağa davet etmek darbeciliktir. Açık ve net.
Sayın Kaan, çok teşekkür ederiz. İlerleyen dakikalarda bir kez daha döneceğiz ama bir yandan da tabii ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar var. İzmir bayrağı, İzmir parası oluşturma hayali. Sayın Tayyip, sizinle devam etmek istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediye evet. Başkanı Tunç Soyer'den gelen bu açıklama, bu hayal nasıl değerlendirilmeli? CHP İzmir'de ne yapmak evet. istiyor sizce? Evet. Tunç Soyer ismi özel bir isim. Babasının 12 Eylül'de nasıl işlere karıştığını uzun uzadıya geçmişte değerlendirmiştik. Yani kendisi özel bir isim. Sevgili İsmet Özel'in şöyle bir ifadesi vardı. Aslında Türkiye'ye tehdit doğudan değil, batıdandır. Batıdan gelecek gibisine. Yani biz biliyoruz, 100 yıl öncesi haritalarda İzmir özerk, uluslararası özerk bir bölge, eyalet statüsünde gösteriliyordu. Yani Türkiye'den koparılmıştı. Türkiye'nin doğusunda Ermenistan, işte batısında Simirna diye İzmir'in özerk bir bölge olarak öngörüldüğünü biliyoruz ki İstanbul'un da yine keza Konstantiniye diye özerk bir alan olarak, bölge olarak, devlet olarak tasarlandığını. Bu haritalar Saykı Piko'nun 100. yılında yayınlandı. Yani 2016'da yayınlanmıştı. Şimdi Tunç Soyer profilindeki siyasetçileri de böyle liberal, özgürlükçü, solcu, kendine münhasır insanlar olarak görmek gerekmiyor. Bu evet. büyük devasa projelerin sözcüleri olarak seçilip bir yerlere getirildiler. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün sokağa çıkacağız çağrılarından da kopuk değerlendirmeler değil. Geçtiğimiz günlerde Halkın Demokrasi Partisi bakın sokağa çıktı değil mi? Yürüyüşler düzenledi. Ne dediler? Anayasal hakkımızı kullanıyoruz dediler. Yani güvenlik önlemlerine karşı da anayasal hakkını kullanan bir parti kardeşim niye izin vermiyorsunuz diye eleştiriler oldu. Evet. Oysa ki anayasayı ortadan kaldırmaya yönelik kurulan bir grup bunlar, parti bunlar. Ve bir şeylerin provasını yapıyorlar. Yani sanılıyor mu ki ya biz yürüyoruz efendim nedir? Adalet iki tane milletvekilimizin vekilliği düşürüldü. Biz bunun için yürüyoruz. Hayır. Bir hazırlık için yürüyorlar. Bunu bir prova olarak görmemiz gerekiyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı açıklamayı da yani Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden gelen hadi sokağa çıkalım açıklamalarını da bununla bağlantılı görmemiz gerekiyor. Yani dört koldan Türkiye'yi karıştırabilecek sokakları yeniden yangın yerine çevirebilecek bir hazırlığın, bir enerji yüklenmesinin, bir çabanın içindeler. Bunu biz hayali olarak üretmiyoruz. Evet. Eğer biz bunların şimdiden farkına varmazsak, yarın Türkiye yangın yerine döndüğünde geç olabilir. Bakın Amerika'daki olayları, Fransa'daki sarı yelekler olayını sürekli kendilerine model olarak aldılar ama bu arayışları şu ana kadar sonuç vermedi. Fakat HDP'nin yürüyüşünü bir prova olarak görmek gerekiyor. CHP'yi de buna eklemlemeye çalışıyorlar. Ha, nereden çıktı bunlar? Doğu Akdeniz'de güçlenen Türkiye, kabuklarını kırarak büyüyen, güçlenen Türkiye'ye karşı içeriden bir fren yapma ihtiyacı duyuyorlar. Evet. Ve hızla önümüzdeki dönemde de biz şunu göreceğiz. Bir taraftan CHP'yle, bir taraftan HDP'yle, bir taraftan başka terör sol gruplarla Türkiye'yi karıştırmaya, enerjisini içe yöneltmeye, içeride iktidarı devirmekten tutalım ki buna güçleri yetmeyecek ama kaos oluşturmaya ve demokratik sistem üzerinde bir baskı kurmaya çalışıyorlar. Seçimlere yarın öbür gün geldiğimizde de bütün bu kargaşanın, bütün bu kaosun, bütün bu bilmem sokak olaylarının sebebini hükümete fatura evet. edecekler. Ve başka siyasi sonuçlar ortaya çıkarmaya çalışacaklar. Yani burada şunu görelim. İzmir'e özel parası ayrı, bayrağı ayrı bir bölge yapalım. Bu bir projedir. 100 yıllık Saykı Piko'dan bugüne kadar gelen, yani Osmanlı'nın yağmalanmasından paylaşılması döneminde ortaya çıkan şekillenen fakat bunun mümkün olmadığı görülünce evet. 100 yıl sonrasına ertelenen planın bir parçasıdır. Nedir biliyor musunuz bu plan? Yani İzmir'i, Ege'yi sonunda biz Yunanistan'la konfederasyon yapalım diyecekler. Evet. Sayın Teyze, yani bu soruyu böyle bağlantılı
değerlendirmeler evet. olarak görmek gerekiyor. Şimdi aynı soruyu Sayın Kavakçı'ya sormak istiyorum. Ravza Hanım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan gelen açıklama en büyük hayali olarak İzmir'in kendine ait bir bayrağının olması, kendine ait bir parasının bastırılması, yani başka bir deyişle özerklik isteği gündeme geliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl okumamız gerekiyor bu açıklamayı? Tabii ben de katılıyorum görüşlere. Bu tamamıyla Türkiye'nin bölünmesine, aslında oradaki alt bilinç altını da okuduğumuz sırada görüyoruz ki bu Türkiye'nin bölünmesine, gelişmesine engel olan bir şey. Şimdi CHP-HDP zihniyetine baktığımızda Gökhan Bey, ne görüyoruz? Biz Suriye'de sınırlarımızı korumak için, vatanımızı korumak için operasyon yaptığımızda HDP ilk reaksiyon gösteriyor. Sonra CHP reaksiyon gösteriyor. Terörle mücadelede CHP-HDP reaksiyon gösteriyor. Koronayla mücadele ettiğimiz ve başarımızın dünyaca takdire şayan bir başarı gösterdiğimiz bu dinamik süreçte Libya'da dünyanın farklı yerlerinde bütün çalışmalarımız devam ederken Libya'da bir adım attığımızda bakıyoruz mecliste bunun karşısında olan CHP oluyor, yine evet. HDP oluyor, İYİ Parti oluyor. Yani muhalefet de bu noktada birleşmiş durumda. Türkiye'nin önünü açacak bir şey olduğunda Batı'dan duyduğumuz reaksiyonu, yani Fransa'dan mesela Libya'daki bulunmamız ya da Suriye'de bulunmamızda Fransa'dan çıkan reaksiyonu, Irak'taki operasyonlarda başka Batı ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden çıkan reaksiyonun aynısını biz meclisimizde de maalesef muhalefetimizde de görüyoruz. Bu Türkiye'yi İzmir'de, işte İzmir'in kendi parası olsun, ayrı bir bayrağı olsun söylemi, biz bir Almanya'yı ziyaret ettiğimizde meclis heyeti olarak oradaki sistemi inceledik dediğimizde mecliste ben ve arkadaşlarım işitmediğimiz hakaret kalmadı. Vay federal sistemi Türkiye'ye getirecekler evet. diye. Yine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte bu sistemin bir Türkiye'yi bölmeye yönelik olduğuna dair yalanlar ürettiler. Kendileri de inandılar bu yalanları, insanları inandırmaya çalıştılar. Milletimiz tabii ki evet. takdirini gösterdi o noktada. Sayın Soyer'in açıklamaları, ki kendisi de orada söylemiş, reaksiyon olur dediler, onun için de ismini evet. değiştirdik şeklindeki ifade, eğer bu ifadeyi de kullandıysa, kendisi ne kadar skandal sözleri olduğunun aslında bilincinde ve burada amaç milli bir duruş sergilemek. Biz Türkiye olarak bu dünyanın geçtiği zorlu süreçte başarılıyız, biz güçlüyüz, biz aktörüz, biz evet. artık oyun kurucu durumundayız. Sayın Kan, bu noktada bir yandan da aslında az önce de söylemiştiniz, HDP'nin provokatif bir yürüyüşü devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o yürüyüşe destek gelirken bir yandan da barolardan da benzer bir yürüyüş adımı geldi. Sizce burada ne yapılmak isteniyor? Tabii burada baronun da maalesef, Barolar Birliği'nin de kimin acaba... kimin anlayışına hizmet ettiğine bakmak lazım. Yani tabii ki yürüyüş yapılır, gösterildi yapılır. Bunda problem yok. Kanuna aykırı olmayan bir şekilde ve güvenlik sağlanır bir şekilde. Biz koronayla mücadele ettiğimiz bu günlerde post korona dünyasında normalleşmeyi sağlamaya çalışırken buradan farklı ajandalara hizmet etmeye çalışmak. İşte 17-25 Aralık'ta bunu gördük. Gezi olaylarında gördük. Sevimli işte çevreci gençlerin sokağa çıkmasıymış gibi algısıyla başlayıp ondan sonra insanların mallarının, devletin ya da şahsi malların yağma edilmesine dönüşen o gezi provokasyonunda da gördük. Evet. CNN'in her saniye Taksim Meydanı'ndan canlı yayın yapmasında da gördük. Bu anlayış, insanları sokağa çıkartmak, daha önce CHP'nin yaptığı adalet yürüyüşünde de gördük. Israrla insanları evet. sokağa dökmeye çalışmak ve bu anayasayı ortadan kaldırmaya yöneliktir. En başta ben hukukçu değilim ama benim hukuk bilgimle bile bunun anayasaya aykırı olduğunu, hukuka aykırı olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Sayın Kan, izninizle aynı soruyu Sayın Taize de yöneltmek istiyorum. Önce HDP yürüyüş yaptı, CHP'den destek geldi. Şimdi de barolar yürüdü. Sizce ne yapılmak isteniyor Sayın Taiz? Prova yapıyorlar, hazırlık yapıyorlar. Bunlar masum hareketler değil. Sayın Milletvekilimizin de belirttiği gibi
Evet, anayasal hakkını kullanabilirler, kullanıyorlar kanunlar çerçevesinde. Biz HDP için ise bunu böyle bir savunma gerçekleştiriliyor. Tamam, biz zaten anayasaya aykırı hükümetle herhangi bir iş yapmayacak. Fakat şunu bilmemiz gerekiyor. Bu gruplar anayasayı ortadan kaldırmaya çalışan gruplar. Yani HDP zaten anayasayı ortadan kaldırmak için kurulmuş, hazırlanmış, parti programı buna göre düzenlenmiş gruplar. Bize bunları böyle yutturamazlar, bizleri kandıramazlar, bizleri aldatamazlar. Türkiye çünkü daha önce de çok masum eylem gördü. Gezi gibi masum bilmem ne eylemleri gördü. Yani bunları artık biz hazırlık, biz gördük, tecrübe ettik. Bunların arkasındaki hareketliliği biliyoruz. Bakın 100 yıl önce Türkiye'yi, ya biz bu Türkiye çok büyük bir lokma, yutamıyoruz, bir bekleyelim 100 yıl sonra onun işini, defterini düreriz diye küresel sistemin hesapları vardı, dünya sisteminin planları vardı. Fakat 100 yıl sonra gelip şununla karşılaştılar. Biz yani küçüldü, zayıfladı, yutabilecek hale geldi diye beklediğimiz Türkiye, AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çok büyük bir güçlenmeyi, sıçramayı yaşadı. Korona sürecinde dünyanın büyük ekonomileri çökerken Türkiye kendini ayakta tutabildi. Şimdi burada Türkiye sınırlamaları gerekiyor. Bir eşik var. Eğer Türkiye bir ekonomik ve siyasal olarak çok güçlenme, ya bu atılımı yapabilir ve çok güçlenirse Türkiye'yi daha sonra kontrol etme ihtimalleri kalmıyor. Ve bu yüzden içeriden Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ne kadar unsurları varsa, enstrümanları varsa bu dünya sisteminin kullanabileceği Türkiye'ye karşı bunları harekete geçiriyorlar. Ve şunu söylüyorum, önümüzdeki dönemde sokakları da karıştırmaya çalışacaklar, terör eylemlerini de hız verecekler, her türlü kaosu bu ülkeye yaşatmaya çalışacaklar. Amaç Türkiye'yi sınırlamak ve daha sonra zayıf Türkiye'de ne olacak biliyor musunuz? Zayıf Türkiye'de Ege ayrı bir bayrağı, eyaleti bayrağı olsun, Marmara ayrı bir cumhuriyet olsun, Güneydoğu, Doğu Anadolu ayrı bir cumhuriyet olsun. Efendim özgürlük olsun, eyalet olsun, federal olsun diye. Bakın bu hesaplar zayıf Türkiye'de olur. Güçlü Türkiye'de asla ve katta kimse İzmir'i Türkiye'den ayıramaz, Marmara'yı Türkiye'den ayıramaz, Güneydoğu'yu Türkiye'den ayıramaz. Sayın Kan, sizinle devam etmek istiyorum. Özellikle tabii ki HDP ile CHP arasında geçtiğimiz haftalara damgasını vuran açıklama HDP'den gelen şeffaf ittifak çağrısıydı. Bir yandan İYİ Parti'den gelen açıklamalar da vardı. Sizce önümüzdeki günlerde Millet İttifakı içerisinde nasıl bir şekillenme göreceğiz? HDP'yi de Millet İttifakı'nın içinde görecek miyiz? Muhtemel görüyorum. Tabii orada bir restleşme gördük. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı oturumlarda arada malum gerginlikler çıkıyor. Açık açık HDP'li milletvekillerinin İYİ Parti'ye bizim sayemizde oradasınız. Malum mecliste bütün partiler aldıkları oy oranına göre sandalyeler belirleniyor oturma sırası. Yani açık açık HDP İYİ Parti'ye siz kapıya yakın oturuyorsunuz, bizim desteğimiz olmasa çıkardınız dedi. Bununla alakalı işte CHP ittifakımız var ama işte var da belli değil de yapıyoruz, net olmayan ifadeler kullanarak aslında insanları kandırmaya çalışabiliyorlar. Ama biz mecliste her zaman bunu zaten görüyoruz. Birisine bir şey söylediğinizde, bir partinin hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ya da birlik beraberlik olarak CHP, HDP, İYİ Parti hep bir arada hareket ediyorlar. Tabii o İstanbul seçimlerinde biz bunu gayet net gördük. Arada bu açık açık yapıyoruz ama yapmıyoruz durumu netleşeceğini düşünüyorum. Bu noktada HDP'nin de ısrarı malum. Eğer demin Sayın Taiz'in de ifade ettiği şekilde böyle bir ittifakın devamı söz konusuysa o zaman bunu açık ve net yapmak mecburiyetindeler. HDP bunu sağlayacak. Yani onun gizli kapaklı olmayacağını sağlayacak. Siyaseten de bütün partilerin bunun bedelini ödemeye hazır olması lazım. Sayın Taiz'in söylediği çok önemli bir şey var. Tekrar belki altını çizmekte fayda var. Türkiye 100 sene evvel dünyanın hasta adamı, Avrupa'nın hasta adamı, zavallı olarak görülürken şu anda kendi ürettiği solunum cihazlarıyla dünyayı tedavi eden, doktor, şifa dağıtanı, yardım edeni olmuş durumda. Ama demin de Sayın Taiz'in tekrar ifade ettiği gibi bunu
istemeyenler maalesef Türkiye'de de iktidar savaşı uğruna bir kısmı farklı ajandalarla ama bir kısmı da olur da biz bu senelerdir edinemediğimiz özellikle CHP zihniyetini kastediyorum ve Aytu Atıcı'nın ifadelerini kastediyorum. Senelerdir demokratik olarak kazanamadığımız, halkın gönlüne girmeyi beceremediğimiz bu sistem, bu sosyolojik durumda biz acaba nasıl olur da bir şekilde ülkeyi zayıflatırız ve iktidarı ele geçiririz. Ama bu zavallı zihniyet bilmiyor ki Allah muhafaza öyle bir şey olacak olsa o zaman hiçbirimize Türkiye kalmaz. Bu yanlıştır, anayasaya aykırıdır, hukuka aykırıdır. Kabul edilemez asla. AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Ravza Kavakçıkan ve Akşam Gazetesi yazarı Sayın Kurtuluş'tayız. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar dileyelim. Biz A Haber ekranlarında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Doğu Anadolu'da normalleşme süreciyle birlikte kano faaliyetleri de başladı. İşte o renkli görüntüler. Kanoyla keyifli dakikalar yaşadılar. Görüntüler Doğu Anadolu'daki Murat Nehri'nden. Tarihi Murat Köprüsü'nde kano sporu etkinliği düzenlendi. Tarihi Murat Köprüsü'nde kano faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Normalleşme süreciyle birlikte sportif faaliyetlerde hız kazandı. Muşlu kanocular Tarihi Murat Köprüsü'nde antrenmanlara başladılar. Koronavirüsün etkisiyle beraber spor faaliyetlerimiz durdurulmuştu. 1 Haziran itibariyle faaliyetlerimize başlamış bulunuyoruz. Ülke çapında ve dünya çapında sporcular yetiştirmek üzere faaliyetlerimize devam edeceğiz. Kısa bir süre önce Muş'ta başlayan kano faaliyetleri vatandaşın da ilgisini çekmiş durumda. Vatandaş Murat Nehri'nin kenarında kanocuların antrenmanını seyrediyor. Bölgeye kano faaliyetleriyle daha çok turist çekmek hedefleniyor. Amacımız ilimizi, Muş ilimizi ve Tarihi Murat Köprümüzü ülkemize ve tüm dünyaya daha güzel bir şekilde tanıtmak. Sayın seyirciler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz fokları mağaralarda kameralarla izleniyor. Şimdi o noktaya gideceğiz. Muğla'ya kameralarımızı çeviriyoruz. A Haber muhabiri Vural Efecik karşımıza. Vural, kolaylıklar dileyelim. O görüntülerin detaylarını hemen senden alalım. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları artık 24 saat kameralarla yaşam alanlarında yani mağaralarda gözetlenecek. İşte kameraman arkadaşım Çetin Ulaş gösterebilirse bizler Gökova kıyısında o Akdeniz 5 Akdeniz fokunun bulunduğu kıyı mağaranın bulunduğu noktadayız. Evet, dünyada 600, Türkiye'de ise 100 civarında Akdeniz foku olduğu biliniyor. İşte Gökova Körfezi en çok yaşam alanlarının bulunduğu nokta ve artık burada kurulan fotokapan kameralarla işte bu nadir canlılar 24 saat gözetlenmeye başlanacak. Peki projenin detaylarını alacağız. Canlı yayın konuğumuz var. Akdeniz Koruma Derneği'nde projenin emektarlarından biyolog Çağdaş Yaşar. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, biraz dalga var, o yüzden oturmak zorundayız. Şu anda kıyı mağaranızın bulunduğu noktadayız. Akdeniz Derneği'nden biraz bize bahsedebilir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz Gökova. Akdeniz Koruma Derneği 2012 yılından bu yana deniz koruma alanlarında tür izleme, koruma ve habitat restorasyonları üzerine çalışıyor. Ve Gökova Körfezi bizim için çalışmaların ilk başlangıç yeri olduğu için önemli. Dünya açısından da tabii bulundurduğu habitat çeşitliliği ve biyoçeşitlilik sayesinde Türkiye'deki 18 özel çevre koruma bölgesinden biri oluyor. Ayrıca Gökova Körfezi'nde elde ettiğimiz başarıları daha ileriye taşımak için diğer Ege ve Akdeniz kıyılarındaki özel çevre koruma bölgelerinde tehdit altındaki coğrafyalar programını uygulamaya başladık. Yani Gökova Körfezi'nden Antalya Beşadalar'a kadar 500 kilometrelik kıyı şeridinde tür izleme, koruma ve habitat restorasyonları yapmaktayız. Evet, dolayısıyla Akdeniz fokları da ender türlerden birisi. Bu anlamda dünyada ve Türkiye'de, özellikle Türkiye'de ilk olarak bir deniz canlısı 24 saat gözetlenmeye başladı. Projeden biraz bize bahseder misiniz? Tabii bu bahsettiğim çalışmaların içerisinde nesli tehdit altında olan Akdeniz foku
fotokapanlarla bilgi alıyorduk ve bunu biraz daha ileriye taşıyarak enerjisini güneşten alan ve GSM operatörü tarafından uzaktan da izleyebildiğimiz, böylelikle insan müdahalesini araştırırken ki insan müdahalesi en azından indirme çabasına girerek böyle bir uygulamaya başladık. Evet. Ve artık 7/24 telefondan canlı hakkında bilgi edinmeye çalışıyoruz. Evet. Bugüne kadar nasıl bir bilgi elde edildi? İşte o kıyı mağaralarında nasıl yaşıyor bu hayvan? Yani şöyle, şimdi bir de şunu anlatayım size. 2017'de tespit ettiğimiz bir mağara, Akdeniz fokunun kullanması, hem üreme ve hem dinlenme için kullanması çok olasıydı. Fakat kuru bir alana ihtiyacı vardı ve oraya biz platform yaptık. Tamamen doğal malzemelerden. Ve birkaç ay sonra baktık ki mağarayı kullanmaya başladı artık bir dişi birey Akdeniz foku. Yani böylelikle Akdeniz fokunun yaşam alanı olan kıyı mağaralarını Gökova Körfezi'nde 4'ten 5'e çıkarmış olduk. Evet, yani şu anda sayı 5 oldu. Evet, kesinlikle. Üreme veya dinlenme amaçlı kullandığı 5 tane Gökova Körfezi'nde sadece mağara, kıyı mağarası var. Evet. Bugüne kadar Türkiye'de bu proje dışında yapılan bir proje daha var bildiğimiz kadarıyla. Ondan da biraz bahsedebilir miyiz? 250 kilometre misina toplandı kıyıda. Evet, denizaltı temizliğimiz devam ediyor. Bir yandan da bizim Gökova Körfezi'nde bu çalışmaya ilk başladığımız zamanlarda 6 tane balıkçılığa kapalı alan içerisinde 3 tane deniz korucumuzda ve 3 hızlı botumuzda sürekli devriye yapıyoruz. Ve bu devriyelerden çıkan sonuçları, ya da şöyle söyleyeyim, yasa dışı aktiviteleri sahil güvenlik, jandarma, il ilçe tarım ve orman bakanlığındaki yetkililerimizle koordineli şekilde çalışıp işte cezai durumları onlar kendileri tabii ki de oluşturuyorlar. Biz de ihbar etmiş oluyoruz ve böylelikle hem Akdeniz fokunun tehdit eden biyoçeşitliliğin azalmasını engellemiş oluyoruz, hem de bu balıkçılığa kapalı alanların aktif olarak korunmasını sağlamış oluyoruz. Evet efendim. Akdeniz foklarını en çok tehdit eden unsur ne sizce? Şöyle söyleyeyim, kıyı mağaralarına insanların müdahale etmesi en büyük faktörlerden biri. Balıkçılığa, avlarına kazara takılması gibi ve diğer işte salgın hastalıklar, kasti öldürme de bunların içerisinde. O yüzden insanları, biz bu kadar kapsamlı ve hassas çalışmalar yapıyoruz, fakat çevremizdeki ya da insanların da gezi tekneleri, örneğin kıyı mağaralarına gelip hani fok gösterme vaadiyle kıyı mağaralarının dibine kadar yanaşmakta. Hani böyle durumlarda ihbar edilmesi aslında her vatandaşın sorumluluğunda. Evet. Peki Akdeniz Koruma Derneği bu anlamda Muğla kıyılarını komple, o işte evet, nesli tükenmekte olan hayvanlar, canlıların dışında buradaki canlı türlerini de koruyor, öyle değil mi efendim? Tabii ki de. Bu arada bahsettiğim sadece Akdeniz fokundan bahsettim. Kum köpek balığının da aynı şekilde Boncuk da Türkiye'deki tek üreme alanı. Bunu hala da izlemeye, takip ediyoruz. Evet. Tüm bunları bütünleşik olarak tabii bu deniz koruculuğu sistemimiz bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, Akdeniz Koruma Derneği sayesinde Muğla kıyılarında hem nesli tükenmekte olan hem de birçok canlı türü korunmuş olacak diyerek sözü şimdilik buradan size bırakıyoruz. Efecik ve konuğuna notları için teşekkür ederim. Bu bağlantıyla da bültenimizi tamamlıyoruz. Mutlu günler.